Good afternoon. Merhabalar efendim. Güzel tanıtımınız için teşekkür ederim. Ve bu konferansa konuk olmaktan onur duyuyorum. Organizasyon komitesi benden belgeleme ve kayıt konusunda konuşmamı istedi müze nesneleri için. Önleyici konservasyon bağlamında konuşmamı istedi. Nesnelerin numaralandırılması, veri tabanlarının kayıt amaçlı kullanımı ve restorasyon projelerini en iyi belgelendirme şekli, dijitalleştirme projeleri vesaire için vesaire konularında konuşacağım. Bu enteresan sempozyumda temel bir prensipten bahsetmek istiyorum. Bazen kültürel mirasın hafife alınan bir yönünden bahsedeceğim. Ana mesajım bu husus. O da işbirliği ve koleksiyon yönetimindeki en iyi uygulamaların paylaşımı konusu. Giderek büyüyen bir uluslararası camia var. Müzeciler arasında. Buna katılmanızı umuyorum. Ve sanırım konuşmamın en sonuna geldiğimde sizin uzmanlık alanınızla ilgili ne söylemek istediğimi anlamış olacaksınız. Ve başarılı bir işbirliği örneği anlatacağım. Belçika, İngiltere ve Hollanda arasında yapılmış bir işbirliği çerçevesi ve bunu da bir örnek olarak sunacağım. Ama öncelikle kendimi biraz daha tanıtayım. Ben bir kütüphaneciyim. Eğitim olarak ve enformasyon uzmanıyım. 20 küsur yıldır müzelerde çalışıyorum, kütüphanelerde ve arşivlerde çalışıyorum. Daha büyük ulusal müzelerde çalıştım. Rijksmuseum gibi Amsterdam'daki ama küçük bölgesel müzelerde de çalışmışlığım var. Ben bir konservatör değilim bu arada. Uzmanlığım ve ilgi alanım enformasyon ve dokümantasyon yani belgeleme alanında. İnsanlara doğru içeriği bulma, doğru zamanda bulabilme ve doğru yerde bulma konusunda yardımcı olmayı seviyorum. Hollanda Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı için çalışıyorum. Bu yılın başından itibaren de Amsterdam'daki Mertens Enstitüsü'nde ve Den Vakfı'nda çalışıyorum. Den Vakfı Lahey'de yerleşik ve dijital miras ile ilgili bir kurumdan vakfı bir bilgi merkezi dijital miras içinden Hollanda'da ve arşivler, müzeler ve diğer kültürel enstitüler için dijital bir miras oluşturmaya çalışıyoruz. Önleyici koruma dediğimizde dijitalleştirmede sürdürülebilirlikten de otomatikman bahsetmiş oluyoruz. Den Vakfı kurumların birlikte gelecekte sürdürülebilecek bir ulusal altyapı kurabilmelerini sağlamaya çalışıyor dijital miras için. Bu Den Vakfı. Ama koleksiyon yönetimindeki best practice yani yeni uygulamalara gibi bakacak olursam Belçikalılar ve Hollandalılar İngilizlerin buldukları çözümleri hep gıpta ederler. İngilizler günlük hayatı bir şekilde bir çözüm bulup kolaylaştırırlar. Biz Hollanda'da hala birbirimize çarparak otobüslere bineriz. Ya da doğru dürüst kuyruğa giremeyiz. İngilizler çok gayet sakin bir şekilde tek sıra halinde kuyruğa girmeyi başarırlar. Herkesin de sıradaki hakkı muhafaza edilir. Müze alanında da aynı şey var. 80'lerden itibaren Hollandalılar ve Belçika'daki Flamanlar İngiliz örneklerini benimsemeye başladık. Standart müze nesneleri dokümantasyonu yani belgelenmesi alanında. Müze belgelenmesini daha kolay hale getirmiş olduk böylece. Bu sunumumda ben bir hususun altını çizeceğim. Büyük işbirliği fırsatları var ve koleksiyon yönetim standartizasyonu içinde büyük fırsatlar var. Aynı şey önleyici koruma için de geçerli. Kayıt ve belgeleme yani dokümantasyon dediğimizde bir müzedeki bütün işlerin belgeleme ve kaydın alınması söz konusu ve bu çok önemli. Bu işler mesela sanat eserlerinin taşınması olabilir, durum kontrolü olabilir, hareket kontrolü ya da hak yönetimi gibi işler olabilir. Umarım bu sunumum vesilesiyle Türk müzecileri kendi bilgilerini paylaşırlar ve uluslararası koleksiyon yönetimi camiasının bir parçası olurlar.
Bu müzeleri ICOM'un tanımlama şekli. Size okumama gerek yok. Zaten biliyorsunuzdur da ICOM'un müze tanımını. Ama buradaki soru şu. Dokümantasyon yani belgeleme niye önemli? Kayıt niye önemli? Öncelikle kayıt dediğimizde koleksiyonunuzda ne olmanız gerektiğini bilmek ve bunu tespit etmek. O yüzden de envanter numarasını dokümente etmeniz lazım. Nesne numarası, mekan gibi. İkincisi, insanları bilgilendirmeniz ve arama sonuçlarını takip edebiliyor olmanız lazım. Keywordler gerekiyor arama yapılabilmesi için. Bazı betimlemeler de gerekiyor arama sonuçlarına ulaşılabilmesi için. Koleksiyonlarınız ne kadar büyükse o kadar çok bilgi fazlanız olacaktır. Dolayısıyla da daha yapısallandırılmış bir şekilde bu bilgilere erişim ihtiyacı da artacaktır. Bu iki fotoğraf Hollanda'daki Ulusal Doğa Müzesi'nden. Tabii bu müzede yapısallandırılmış bir erişim olması gerekiyor bu koleksiyonlara ve diğer sistemlerle ne kadar ve veri tabanlarıyla ya da araştırmacılarla ne kadar çok bilgi paylaşırsanız standartizasyon ihtiyacınız da o kadar artıyor. O yüzden de müzelerin ortak referans noktalarına ihtiyaçları var. Veri tabanlarını bir araya getirip birleştirmek istiyorlarsa ki ortak enformasyon ve bilgi standartları da olması gerekiyor. Dokümantasyon ve kayıt kuşkusuz ki müzelerin temel misyonuyla bağlantılı. Koleksiyon yönetimi Hollanda'daki müzelerde epey bir geçmişi olan bir alan. 1970'lerden beri objelerin yani nesnelerin kaydı yerel kart kataloglarıyla başladı. Daha sonra sorumlular ortaya çıkmaya başladı. Müze koleksiyonlarını betimle